Cahil Köpeklerin 5. sezonunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Bora Ercan, ve arkadaşım Serdar Nalçakar. Cehaleti savunmanın giderek zorlaştığı şu günlerde zor da olsa yayındayız. Son günlerde yaşananlar hakkında ne söylenirse söylensin samiyetsiz ve riyakar kalacaktı. O yüzden sadece sosyal medyadan yardım taleplerini yaymayı tercih ettik. Bu coğrafyada çok köklü ve büyük bir değişim yaşanmadan yönetmelik değiştirip müteahhit hapsetmekle sorunun çözüleceğinden pek umudumuz yok açıkçası. Ne yaparsak yapalım hepimizin içine işlemiş bu zihniyet yüzünden. Yüzyıllar boyunca benzer felaketlere şahit Devam edecekmişiz gibi duruyor. Bu yüzden hepimize sabır, akıl sağlığı ve metanet diliyorum. Serdar selam abi, hoş geldin. Sen nasılsın? Nasıl geçirdin, bu. geçirdin bu süreci? Gerçekten zor bir süreç. Yurt dışına gitmek de bazen çözüm olmuyor. Devam Bazı olur. şeylerden kaçamıyorsun yani. Hani deprem çok acı bir şey de. Depremden sonra yaşananlar insanı zaten çileden çıkarıyor. Bir noktada acım fiziksel acıya dönüştü. Karnım ağrıdı, başımda bir şey çıktı falan. Bayağı bir etkilendim. O yüzden ben şey yaptım. Kendime yabancı bir feed oluşturdum. Twitter'da bir <laughs> takip etmeye başladım. O bir rahatlattı biraz ama işte dediğin gibi hani yurt dışına da çıksan kaçamıyorsun. Bizim de inşallah bir gün Amerikalılar, Avrupalılar gibi dertlerimiz olur ya böyle işte. Ben artık şey istiyorum ya hani bizim de derdiniz belirtecek dertlerimizin olmasını istiyorum. Mesela işte unisex tuvalet cehalet midir? <gülüyor> <gülüyor> Direkt sordu. Direkt sordu. Var mı orada unisex tuvalet? Muhtemelen Stockholm kısımlarında falan vardır bu. Çünkü oralar bu işlerin menbaı. Bu Greta'nın Greta'nın da çıktığı yerler oralar zaten. Ama ben İsveç'in Iğdır'ında yaşadığım için burada <laughs> unisex tuvalet yok. Sen ne düşünüyorsun peki? Yani. Unisex hani olması gerek mi yoksa cehalet mi? Bence çok büyük cehalet ya. Doğadaki en keskin ayrım yani. Ya kim var ya an var yani hani... <laughs> bu kadar keskin bir ayrım varken hani bunu böyle aya bunlar ikisi de falan diye hani olmaz ki abi yani sonuçta <laughs> orada ayakta işiyoruz her tarafı çiş sıçratıyoruz kadın geliyor onların üstüne oturuyor sen kullanacaksın daha sonra o cinsel organı hani baştan umumi tuvalet fikri zaten beni delirtiyor yani en azından hani belli bir kategorideki insanlarla birlikte işleyip sıçayım ki neyle karşılaşacağım belli olsun İlla ki ben unisex yapacağım diyorsun ya da bir tane tuvalet yerim var diyelim duvara monte et mekanda bir soru gitsin işlesin zaten <laughs> veya şey şey, hani zorda kaldığımız zaman böyle apartmanların arkasını falan işiyoruz ya koy bir tane pis su var diye dönelim yani zaten öyle bir ekstra tuvalet mesaimiz de yok yani erkeğe bir tane delik yeter yani ver deliği işleyelim. Bir <laughs> de şöyle bir şey var şimdi cinsiyetsiz tuvaleti savunanların savunması biz cinsiyetlere inanmıyoruz o yüzden biz cinsiyetsiz tuvalet istiyoruz gibi bir düşünce yapılır var. Acaba bunu kadınlara soruyorlar mı? Herhangi bir kadın erkekler tuvaletine Girmek ister mi yani? Kimse kimsenin eserine maruz kalmak zorunda değil. Mesela diyelim bir kızla kesişiyorsun mekanda. Bir bakıyorsun abi tuvaletten çıktığın anda karşında o kadın var. Ne diyeceksin? Ben bir emaneti bıraktım bir 10 dakika bir <laughs> rahat olmaz. Başlamadan biten bir flört. Çok benzer bir şey yaşadım. Kadıköy'de <laughs> bina diye bir yer var. Az meşhur tayfanın takıldığı bir var. Oranın tuvaletleri cinsiyetsiz ve yan yana pek çok kabin var. Bir gün böyle <laughs> arkadaşlar sağ olsun işte bana midye falan yedirdiler. Bazı dışkılamalarda bulundum. Tuvaletten çıktım. Yan kabinden kim çıktı Bir bakalım. Gayet su yol. <laughs> Nasıl tahmin ettim ama. Az ünlü tahmin. İnanılmaz bir tahmin. <gülüyor> <gülüyor> ve muhtemelen benim eser onda bir <laughs> şey bıraktı yani. Anlatabiliyor muyum? Onda bir etki bıraktı ve bilinip bir şarkı falan yazmış olabilir hani o eserden. Et... Şöyle bir şarkısı çıkmıştı o dönem. Çok <laughs> enteresan bir tesadüf oldu ama develerle yaşıyorum diye bir şarkı çıkmıştı. <laughs> Abi bu kadın erkek tuvalet ayrımı ben ailede başladığını gördüm. Mesela biz hani 3 erkektik evde. Annem bizi ayırdı yani hani küçük tuvalete. <laughs> Siz buraya de. Yani. <laughs> Yasaktı mesela bizim banyoya girmemiz. O yüzden ben şimdi ayıp gibi geliyor yani. En azından tanımadığı erkeklerin eserlerine maruz kalmasınlar. Çünkü bu yani. cinsiyetsiz tuvalet yaparsan bir de bu iş sadece kafe, bar, restoran değil. Bu işin daha otogarı var, adliyesi var, hastanesi var. Sen hiç otogar tuvaletini... Girdin mi mesela son yıllarda? Girmişliğim çok. Ben hatta şeyi çok seviyorum. Otogar tuvaleti değil de. Böyle çok hani ıssız dinlenme bir yerde tesis. ama ıssız bir dinlenme tesisi. Çünkü i̇nsan yok. Sadece çok aşırı sinek var. Ve inanılmaz bir koku var. Hani o kokuyu hissedebildin mi şu an hani? böyle ya Amonyaklı karışık böyle çamaşır evet. suyu gibi de kokuyor biraz. Emanetler bırakılmış. Hepsi orada <laughs> kokmuş. Ama hani artık yani 3. 4. evre kokuları salmaya başlamışlar. Hani o akpet falan gibi. Anladın mı? Böyle çok kötü Evet evet. Ben... <laughs> Öz Ercan full fayans kaplama fayanslar siyahlaşmış. Bir de şeyler vardır. Dinlenme tesisi ama büyük dinlenme tesisi. Onların tuvaletleri de böyle kübrik filmi gibi oluyor. Hani kocaman. iki tarafta sıralanmış kabinler. 80 tane pisuvar var mesela. Hani böyle <laughs> amaçsız. Şu aşırı büyük yani şey. Bir ilçenin ihtiyacını gidermesi için yapılmış <laughs> bir tuvalet gibi. Evet tesis. evet. Gibi yani. Ya işte mesela böyle yerlerde hani. Bak o ıssız dinlenme tesisinde kadınlar tuvaletine git. Kadınlar tuvaleti temiz oluyor. Her zaman daha temiz oluyor. Çünkü usturuplu bir şekilde emanet bırakıyor kadınlar biraz daha. Yani erkek gibi içini dökmüyor yani. Mesela burada unisex tuvalet olur mu abi hani? İlçeyi alabilecek tuvaletlerde falan unisex olsa ortalık çok karışır gibi geliyor bana. Ya atı değil karışır. Bir de işte vay sen benim <laughs> bu üstüne nasıl sıksın ne bileyim kapıya vurursun taciz mi değil mi? Evet evet. Ha şeyde falan olur işte klapta mılapta olur. İşte biz çok moderniz. Klap konusunda ne düşünüyorsun? <laughs> şeyde denk geldim. Bizim takipçilerden birine bakıyordum. Allah affetsin. Lover. <gülüyor> 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 o inanılmaz bir konsept gittin mi hiç mesela Club'a? Abi, abi şeye benzetiyorum ya böyle bir toplama kampı gibi falan bence Club. Bir kere zaten kapıda bir tane bodyguard seni ayıklıyor. Bu girebilir mi bu giremez mi? Bu toplama kamplarında da böyleydi. İş görenleri ayırdılar, görmeyenleri ayırdılar. Bodyguard'dan geçiyorsun, para veriyorsun koluna damga vuruyorlar. Bu da toplama hmm. kamplarında yapılan bir şeydir şeyin. <laughs> i̇çeri giriyorsun, içeceğe ulaşmak için bir sıraya giriyorsun. O hmm. işte da güm 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 böyle bir şey hani ne dediğini anlaşılmıyor. Adamla böyle pandomim yaparak anlaşıyorsun. İki diyorsun falan böyle adam işte oradan ne anlarsa onu veriyor. Haşırt diye geçiriyor sana falan böyle. Tuvaletin giriyor. Yine hayvan gibi bir sıra. Bu da toplama kamplarında falan olabilecek bir şey. Yani ben böyle düşünüyorum hakikaten hayatında hiç zorluğa maruz kalmamış insanların biraz da zorluk yaşayalım falan diye yaşadıkları bir yer diye düşünüyorum. Müzikten zaten ne anlıyor Hiçbir şey anlamıyorum. Ben çünkü yediğimiz zaman sadece pantolonumun, paçalarının titrediğini hissediyorum. Bum, bum, bum diye. <laughs> ya biraz işte bana şey gibi geliyor. Bu club seven insan, düğün seven insanların torunları gibi. Benzer mantıklar yani. Çok yüksek ses var. Birbirini anlayamıyorsun. Ki, gerçi düğün daha iyi de. Tabii canım. Azından. Kıyas kabul etmez clubla yani. Yemek veriliyor. Barman tripli değil. Sıra yok. Guletlerde. Bunu reddeden tayfanın ben düğün sevmem abi falan deyip kluba gitmesi beni çok benden alıyor yani. Çünkü daha kötü. Evet. Daha boktan bir ortam. Her şeyle daha kötü. Karanlık böyle sisli falan. Bir de burada date olayı var ya hani klapta date. İnsanlar tanışmak için gidiyorlar buraya. O zaman bu çirkinlerin birbirine birbirine itelemeye çalıştığı bir yer gibi. Çünkü çok karanlık. Seçilmiyorsun Hı -hı. zaten. Hayvan gibi üstüne yüzüne makyaj yap. Maske tak. Anlamazlar yani. <gülüyor> <gülüyor> var ya şu sahibinden de satılan yakışıklı adam evet, maskeleri. Evet evet. Latex maske. Evet. <laughs> Aynen. Ondan tak git kimse anlamaz yani. Zaten karanlık, gürültülü duman var. hanım bakacak yani? <laughs> hani bu klap aslında şey için icat edilmiş bence. Hani konuşacak iki çift laf olmayan bir an önce hani çok müthiş. bir şekilde cinsel organlarımız çarpışsın. Çok Artık doğru. ben çok kötü noktadayım <laughs> mesajı veriyorsan hani direkt klaba götür. Hani ağzını açmana da tahammülüm yok kardeşim. En ufak bir fikrini merak etmiyorum. Lütfen bir an önce çarpışalım demenin kibarca yolu klaba gitmek. Şey mi o zaman ya? Klaplar Glory hole gibi. <gülüyor> 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 yani <gülüyor> şunu versinler kulağına. Gir kabine uzat cihazı. <laughs> var ya, aslında düşündüm Glory Hall çok daha dürüst, çok daha namuslu bir organizasyon. Kesinlikle, en azından kesinlikle. Amaç HDP. belli, araç belli, dua belli, duyan belli yani. Gidip orada kasıp kesmek zorunda değilsin işte. Adam gibi giriyorsun abi. Cihazı <laughs> koyuyorsun. Cihaz bu. Alıcı da giriyor. Şey, alıcıysan bekle. Alıcı değilsen bekleme yapma diyorsun. Evet. ben hiç böyle yani. düşünmemiştim ama çok mantıklı. Çok mantıklı. Yani Glory Hall'da gereksiz samimiyetlere yer yok. Glory Hall'da yalana dolana da yer yok. Evet. Glory Hall'da bir nevi aşağılamaya da yer yok. Glory Hall'da evet, evet, ışıkta her şey belli yani. Öyle karanlıkta gizlenmene, saklanmaya gerek yok. Neyse cihaz o. Yani cihaza göre. Çok mantıklı ya. Vallahi ben hiç böyle düşünmemiştim çok orada doğru işte böyle giyiniyorlar ve... bilmem ne böyle kadınlar ayrı kastırıyor erkekler ayrı kastırıyor gerek yok ya. hani yani sonuçta ulaşılacak nokta cihaz bir de şeyi anlamıyorum ben bilmiyorum ya ben hep kötü havalandırılan klaplara gittim abi inanılmaz bir terlek karışık şekerli parfüm kokusu geliyor bana ve enerji içeceği kokusu ter kokusu var bir de mekanlar genelde kışın özellikle böyle 30 dereceye falan ayarlıyorlar herhalde ki hani aşırı bir döl var ya erkeklerde o döl o evet ısısı. evet. Çok haklısın ya. Bugün gerçekten belki Türk eğlence piyasasını kökünden sarsacak düşüncelerini <laughs> aktardım bizlere. <laughs> Hatta Market Glory Hall'u bir... şey diye açabilirler. Bak Glory Hall diye yani H A L L hmm. DJ olur bir tane. Böyle evet. şey gibi at çiftliği gibi kabinler. <laughs> giriyorsun. Şeyler falan hocalar falan olur böyle. Ya bir de şey çok saçma. Ee, gidiyorsun oraya alkol kullanmıyorsan ya bu eziyete katlanman mümkün değil ve zaten hani gelip sana da bunu söylüyorlar oradaki insanlar. Yani nasıl dayanıyorsun abi alkol? <laughs> niye dayanıyoruz o zaman? Sen niye alkol alıyorsun? Veya işte çeşitli maddeler alınıyor. Yani tahammül edebilmek için gerçekten madde kullanmak zorundasın. O yüksek sese, o ortama, Saçmalığa tahammül edebilmek için madde kullanmak zorundasın. İnsanlar kendilerini zorlayarak gidiyor yani oraya. Abi işte içeri girmek için sıra bekliyorsun, adam seni beğenmiyor, dil döküyorsun içeri gireyim diye. Para harcıyorsun, madde kullanıyorsun, Para harcıyorsun. bedenine zarar veriyorsun. Abi ah. çok doğru söylüyorsun, git düğün sünnet mevlidine falan, git pideni ye orada mis gibi. Aynen mevlide git daha iyi ya. Çok zorluyorsun. Her şey çok zorluyorsun. Finansal açıdan zorlanıyorsun. Bedenini, sağlığını zorluyorsun. Ne için abi? Her şey karşı cinsle bir iki dakika. Bir glory kardeşim ya. Senin yapacağın bütün dansların son noktası zaten oradaki eylem yani sonuç olarak. Şöyle bir şey de olabilir abi. Mesela OnlyFans gibi ama only OnlyDance. Anladın mı? Hani <gülüyor> <gülüyor> Herkes oraya dansını çekip koysun. Tamam mı? <laughs> ve only dans yani işte herkes dans ediyor Anladım. ve hani dansını beğendiğin partnerle Glory Hall'a gidiyorsun. Zaten hani bunu yapacaksın ya karanlıkta dansı da göremiyorsun. En azından bu only dansta dansı görürsün. Club'da kendine eziyet etmek zorunda kalmazsın yani madem olay dans. Ya club gerçekten özün özü şey yani büyük bir dolandırıcılık. <laughs> Dolandırıcılık derken peki dolandırıcılık cehalet midir? Dolandırıcılığına göre değişeceğini düşünüyorum. Mesela Jet Fadıl. Abi adam mükemmel bir kitle oluşturmuş kendine. Yani zaten o adam o parayı ona kaptırmasa saçma sapan bir şey harcayacak. En azından birileri kaliteli bir hayat yaşıyor bu sayede yani. Çiftlik bank mesela hani ne kadar böyle yattığı yerden para kazanma hayali olan tembel adam varsa hepsini güzelce bir tokatladı. Çiftlik banka kaptırmasa o parayı zaten pavyona falan giderlerdi muhtemelen. Aynen saçma şeyler En azından adam Ur Uruguay'a gitti mis gibi orada yedi işte geldi işte yani. Abi ben şöyle düşünüyorum. Dolandırıcılık öyle önemli bir müessese. Doğal seleksiyon artık çalışmıyor. Yani güçsüz olan, sağlıksız olan vefat etmiyor ya da işte hayvanlara yem olmuyor. Da. O yüzden bu dolandırıcılık mesleği bu açıdan önemli yani. Bunlar doğal seleksiyonu canlı tutan varlıklar. Hizmet eden insanlar. Ekonomik bir doğal seleksiyon olduğunu düşünüyorum. Artık sonuçta biz ayı avlamıyoruz, dinozor peşinde koşmuyoruz mızrakla. Dolayısıyla evet. bu vahşi doğanın yeni geçer birimi para ve bazı insanlar cebinde para taşımayı hak etmiyorlar. Doğa da bunları bir şekilde alıyor yani parasını yapacak bir şey yok. Bir kere zaten Türkiye'mizde dolandırılan insanların bir bölümü aslında dolandırmak amacıyla yola çıkıyor ve Ava giderken avlanırlar. Mesela adam işte ne bileyim 100 liraya iPhone satılıyor diye internette görüyor. Bu işte bir yanlışlık var, bir sıfır unutmuş olmayasın falan demiyor. Keriz 100 liraya satıyor diye alayım diyor. Sonra evine hıyar gönderiyorlar bunu telefon diye. Ava giderken avlanmak durumu hani bu tamamen doğal seleksiyon yani isme evet. de çok uyuyor. Yani ava giderken besin zincirinde evet, evet. yem oluyor. Yani dolandırıcılar bir nevi ben şey gibi düşünüyorum dolandırıcıları. Faydalı bakteri. İnsan <gülüyor> <hücreti>. <gülüyor> <gülüyor> faydalı bakteri yani ölü hücreyi yer Hani ya da salak hücreyi. Evet, ya evet. Burada da salak hücreyi. Yer yiyorlar gibi bir şey oluyor. Demiştik ya şey besin zincirinin en üstünde esnaf var demiştik hatırlıyorsun. Evet. Demek ki ayrıştırıcı olarak da dolandırıcılar var. Hani Doğru, o kesinlikle. biliyorsun piramitin dışındadır ama aynı hani şey onlardan geçer. Dolandırıcılar sayesinde ekonomik sirkülasyon devir daim yapıyor ve ekonomi canlanıyor aslında. Evet. Hacı dayı mesela biriktirmiş abi o 70 sene çalışmış parayı biriktirmiş. Öyle Arcanıyor. duruyor kenarda. Aynen. Çoluğunu çocuğuna da veriyor. Sonra amcayı arıyorlar diyorlar ki... Işte, ...işte ben savcıyım bana para ver diyor. Bu amca alıyor bütün parayı... ...çantayı bırakıyor parka abi. Ne oluyor? O dolandırıcı onunla... ...belki istihdam sağlıyor. Cehalet var serisinde. Adam işte girmiş... ...aşk arıyorum sitesine... ...2000 lira gönderin demişler. Göndermiş 3000 göndermiş... ...4000 göndermiş. hani Adam böyle torununa vermediği parayı bu şekilde piyasaya sokuyor, ekonomiye sokuyor. Yani çok faydalı yani. Evet. Dolandırıcılar gerçekten hizmet aşkıyla yanıp tutuşan insanlar yani sonuçta faydalı bir iş yapıyorlar. Ve hakikaten çok yoğun çalışıyorlar. Yani depremin ikinci gününde Dijitürk aradı beni. İnternet süreniz dolmuştur falan. Yani özellikle Dijitürk ben çok seviyorum. Yani inanılmaz evet, iyi. Evet evet. Çok kurumsal gerçekten. Kurumsal. Yani bıkmadan, usanmadan hani böyle deprem, afet hiçbir şey dinlemeden 7-24 çalışıyorlar. Gerçekten büyük bir emek var ortada. İnternetsiz ev kal kalmasın. Taahhüt sürenizin sonuna geldiniz falan diye. Bir kere geldim ben ee, gerçekten kandım. Hakikaten taahhüt sürenin sonuna gelmiştim. Ya eve neredeyse evet, benim de, bu arada Türkiye'deyken abi. benim de başıma geldi. Dedi ki işte taahhüt sürenizde olmak üzere falan. Ben de annemin interneti benim üzerime dedim kadıncağız internetsiz kalmasın. Hani evet. kovalamıyorum da ne zaman taahhüt süresi bitiyor falan diye. Meğer dijital... <laughs> Abi uçak yolculuğu konusunda ne düşünüyorsun? Ben çok rahatsız bir uçak yolculuğu yaptım son zamanlarda. Ve dedim ki hani kendi kendime gerçekten atla giderim. Yani at daha konforlu. <laughs> gerçekten at daha konforlu geldi bana. Öyle bir uçak yolculuğu yaptım çünkü. Hiç sevmiyorum ya uçak yolculuğu ve hani maalesef senede işte 4-5 kere kullanmam gerekiyor. Çok e, kötü gel değil git. mi ya? Zaten işte kapıda başlıyor cehalet. Çekin diye bir şey var. Lan ben bilet almışım daha bir de niye çekin kovalıyorum? işte o koltuk benim kardeşim yani. Gelmiyorsan Aynen. da ayıracaksın o koltuğu bana yani. Sürekli bir Derginlik. Sürekli. Çekini evet. yapıyorsun. Havaalanı girişinde daha bir güvenlik kontrolüyle başlıyorsun. Hani kemerini, memerini çıkarıyorlar. Diyor. Ayakkabını çıkarıyorlar. Soyunuyorsun, giyiniyorsun. Herkesin içinde. Ya ben niye bu muameleyi görüyorum ki bilet aldım diye. Hayvan gibi zengin insanlar falan sürekli seyahat ediyorlar ya. Onlara evet, evet. hiç mi kendinizi sevmiyoruz be kardeşim yani demek istiyorum. Ya neden bu kadar aşağılanıyoruz yani? Sürekli kemerini çıkar, ayakkabını çıkar. <laughs> Kabinin içine giriyorlar, seni tarıyorlar. Herkes bir şüpheyle yaklaşıyor. Suyunu sokamıyorsun ya kabine. <gülüyor> <gülüyor> Suyu... Abi 100 mililitre üzeri sıvı alınamıyor. Evet suyunu sokamıyorsun e, insan ya. İnsan bedeninin 4'te 3'ü su. Benim vücudumda 20 kilo su var nereden baksan. Onu da alma hadi. Onu ne yapacağız? Alma. Ya valla bak 500T bile daha onurlu bir yolculuk <laughs> ya. Yani düşünsene bak en azından suyunu bırakmak zorunda değilsin. Telefonunu kapamak zorunda değilsin. Kemerin çıkıyor kimse sana böyle şüpheyle e, kelor, bakmıyor. kemer çıkarttırma bildiğin F tipi cezaevinde olan bir uygulama yani. Evet. Hani kendini asmasın falan diye yani. <laughs> Şerefinle biniyorsun şerefinle iniyorsun yani şerefini güvenlik kapısından geçirmek zorunda almıyorsun yani ya da evet, geçirirken evet, evet, çıkarmak yani. zorunda kalmıyorsun. Gerçekten çok büyük cehalet ya uçak yolculuğu. Ve şey var mesela bu işte diyelim ki laptopun var çantada. Laptopu çıkarıp ayrı koyman gerekiyor. Açtırıyorlardı bir ara laptopu. Açtırıyorlar açtırıyorlar evet, şey, evet. Windows yazısını falan görmek isteyen manyaklar oluyor yani. Bir kere tahret musluğu gösteriyordum öyle Rusya'ya Türkiye'den. Tahret musluğu çünkü benim için çok önemli gerçekten. İki tane aldım hani bir tane de arkadaşıma hediye edelim diye düşündüm. Bir iki tahret musluğu. En anlamlı hediyedir bu arada. Evet. Bir de annem yanına tencere verdi benim. Tenceren yoktur orada diye. Niye ise Rusya'da tencere olmadığını düşündü. Ve tencere <laughs> verdi. Ben o tahret musluklarını tencerenin içine kıvırıp koydum. İçine de işte vidalar midalar açma kapama mandallarını içeren şeyleri koydum. Onunla mesela Rusya'ya gitmeye çalıştım ve inanılmaz bir muameleyle karşılaştım. Ya böyle sürekli teröristmişim gibi Valizler indiriliyor. 30 kere herkes tencereyi açtırıyor. Tahret Muslu olduğunu gösteriyorum falan böyle <laughs> her seferinde. Mesela orada çok tiksinmiştim uçağa binmekten. Yani tahret Musluğunu bile onurunla şerefinle götürüp götünü yıkayamıyorsun. Uçağa binmenin ne anlamı var diye. Abi bir de bavulu böyle tartıyorlar ya hani gram gram böyle. Evet gram. Abi ne yapıyorsunuz ya koca uçak bu yani. Yani aynen otobüs bile bu kadar lafını etmiyor şey var ya. İnsanlık mı resmen bu ya. Yani yok evet. 26 kilo oldu. Ver bakalım 1 kilo fiyat farkını. Çok büyük terbiyesizlik ne yapıyorsunuz Lan? Ya? Ya? Öbür adam da 18 kilo taşıyor. Benimki ona e yani çok abi, bir şey yani kesinlikle çok büyük terbiyesizlik ya bir de otobüsü düşün ver altına ne verirsen ve araba ver altına alır yani hani bayram günü falan esenler otogarından video çekerler de böyle çuval, çuval. çuvalın içinde ne var bilmiyorum belki insan ceset var yani muavin hiç sormaz abi Koyar alta ve bir de mesela bu bavulların böyle artistik konveyör bantlara konulması biz uçağın bagajını ne alırız abi sen niye oraya prodüksiyon yapıyorsun ki yani A, Aynen. alalım bavulumuzu neyse aynen ya herkes, herkes kendi atsın uçağa girerken koy valizi de yani sözde erken gitmek istiyorsun gideceğin yere. Ama mesela diyelim hani 5 saatlik bir yere gideceksin. Abi 2 saat önceden, 2 saat önceden orada oluyorsun. Öbüründe iniyorsun, 2 saat kaybediyorsun. Zaten 1 saat uçuyorsun. E ne oldu? 5 saat ve bir de üstüne çektiğin eziyet. Hayvan gibi eziyet çekiyorsun yani. Kemerle dövüyorlar, kahret musluğunu <laughs> alıyorlar, valizini gramına gramını tartıyorlar. İnanılmaz şampuanını alamıyorsun yanına bilmem ne yapamıyorsun. Onurunu eziyorlar resmen. Bence hani ışınlanma bulmadan çok uzak bir yere gitmek büyük cehalet. Mesela ABD'ye mi gideceksin? Nasıl gideceksin? gideceksin. Gitme. Karayolu yoksa en güzel. gitme yani. Ne işin var anasının nikahında yani. Ne Niye gidiyorsun? Amacın nedir? İş için mi gidiyorsun? İnsanoğlu Kamil Koç'un ulaşım hattı üzerinde seyahat etmenin maksimum. Nereye artık. ya da metro hani o biraz daha ağır metro geniş da. diye söylüyorum. Metroda tabii biraz daha riskler var ama artık hani yapacak bir şey yok. Abi o, o da iyidir yani sonuçta cilde faydalı. Yani, sıcak sahlep olarak düşünülebilir. Yani mesela niye gidiyorsun yani yurt dışına ben bunu da düşündüm. Mesela göç için gidiyorsan ne varsa topla mesela <laughs> Kanada'ya gidiyorsun. Topla arabanı şöyle bir 50 NC al kendine ikinci el. Hepsini doldur. Bas git. 3-4 ay sürsün yolculuğun. Biz içine sindir yani gittiğini. <laughs> 5 saatte gidip orada böyle diye mal gibi kalma yani. Böyle git git. Giderken düşün ne yapacaksın. Hani kafanda iyi bir plan oturt ve gittiğini sindir. Göçü bir kere mental olarak yaşa yolda. İş için mi gideceksin? Gitme abi. Zoom'unu aç. Google Meet'ini aç. Yap toplantını ne yapıyorsun? Ben bir de şeye çok tav ya. Bu. Herkese bir abim çekmek zorundasın. Yani çekin yaptığın adam bana emir veriyor. Güvenlik kontrolünden emir alıyorsun. Uçağa biniyorsun. Hostesin şeyi ayrı pilotun havası ayrı yer görevlisinin havası afra afrası tafası ayrı herkes bir şey yani böyle. Herkes bir hafta tahrihi var Business class diye bir şey var Önünde 6 tane kodaman oturuyor Senin 18 kişi oturduğun yerde 4 tane insan oturuyor mesela Orada da bir aşağılanma söz konusu Hiçbir şekilde kendini insan olarak hissetmiyorsun Hep bir ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun Koltuk desen tabut falan daha rahattır diye tahmin ediyorum uçak koltuğunda Abi zaten uçağa binince huzur mezarda deyip ölmeye daha hazır hissediyorum <laughs> Yani çünkü yok huzuru yani. Ben yani, böyle bazen gibi. uçak türbülansa falan gidince mesela şey diye düşünüyorum. Yani buradan daha kötü olamaz. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Vefat edeyim de kurtulayım şu yolculuktan gibi. Bir de şeyi de inşallah bir pilotu alkışlıyorlar ya. Ben mesela bugüne kadar hiç bir Kamil Koç turizm Şoförünün alkışlandığını görmedim mesela adam perona zart diye giriyor böyle tek seferde. Ya alkışlanması gereken bir şoför tipi varsa otobüs şoförüdür abi. Kesinlikle Gerçekten otobüs ya 12 saat 13 saat adam araba sürüyor ve kendi sürmek zorunda. Hani otomatik pilot diye bir şey yok uçaktaki gibi. E yukarıda kamyona mı çarpacağım mesela yani? Dümdüz hava işte uçuyor yani. Ya Malum zaten şoförü. otomatik pilot var inişi otomatik kalkışı otomatik adamlar çok az uğraşıyorlar yani. Bir de alkış o alkış ne alkış hmm. abi? korkusu hani. <laughs> Gebermeden geldik. Bir de abi şey çok kötü uçakta. En ufak bir hatada herkes ölüyor. Herkes. <gülüyor> <gülüyor> 300 ya. kişi mefta yani. Ah, 3-5 ölür. Evet abi otobüste en azından hani 5-6 kişi. Çarpma yönüne göre falan değişiyor diyorsun. Ya yani. herkes biliyor otobüste yani. Hani bir sıkıntı olduğu zaman bu kadar hani kesin ölüm yok. yani Ayağın yere basıyor evet. en azından. Burada full. Yani bir kişi bile kurtulamıyor. Yani bu kadar risk, bu kadar prodüksiyon yok. Yakıtıydı bilmem nesiydi. Yani sen sırf işte bilmem nerede instaya foto atacağın diye Hayvan bahri gibi yakıt yok, yanıyor bahri bir, yok. bir sürü kuş ölüyor karbonu salınıyor yani sırf sen instaya foto at diye İtalya'da bu kadar prodüksiyon yani... bana saçma geliyor bir de inanılmaz bir risk alıyorsun yani o uçağa binerek hani hayvan gibi kara var yani git karadan işte treni var bu işin gemisi var kamil koçu var İlla uçmak isteyen yamaç paraşütü falan yapsın ne bileyim en azından tek kişi ölür bence de karayolu dışındaki bütün yollar cehalet gibi geliyor bana yani denizde de hani en azından bir yerle yani... temas halindesin evet gemiye fazla batar yani ba yüzersin çıkarsın hani uçakta uçak öyle, öyle bir öyle şans ya, uçak... Kesinlikle. inmesi bir dertsi bir de şey hani güvenlik şeyini de geçtim. Havaalanına gidiyorsun abi 2 saat önceden. Bekliyorsun bekliyorsun bekliyorsun. Uçağa biniyorsun. Bekliyorsun bekliyorsun. Diyorlar ki hava sisli olduğu için uçak iptal. Hadi bakalım. Benim kamil koçum gerekirse sisli de gider. Gerekirse karlı da gider. Yollar full buz olsun metrogene gider yani. Bana mısın demez. Abi bence bu haftalık yeter. Ancak bu kadar cehalet yayabiliyoruz bu moralle. kadar olabildi evet. evet. Buna bakmasınlar dinleyenlerimiz de. Umarız toparlanırız. De, yakınlar. onlar da eminim muhteşem moralli değiller. Herkese geçmiş olsun ve bizi dinleyenlerin kayıpları varsa başınız olsun. Görüşürüz.